Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 6. haftasının 3. videosundayız. Ne yapacağız bu dersimizde? Alan paylaştırma. Çok önemli bir yere sahip. Her yerde karşımıza çıkacak haberiniz olsun. O yüzden bu konuya dikkat edin. Evet sayfa numarası 85'in yarısından başlıyor. 86, 87 ve 88'in yarısına kadar işleyeceğiz. Haberiniz olsun. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Alan paylaştırma dersinde algınız lütfen çok açık olsun. Lüt, çünkü her yerde kullanıyoruz. Çok önemli. Şimdi alan paylaştırmalardan birincisini işleyeceğiz bu videoda. Bir yükseklere eşit olan iki üçgensel bölgenin alanları oranı bu üçgenlere ait taban uzunluklarının oranına eşittir. Yani yükseklerin eşit olması demek ne demek? Tabanlarına göre bakarak alan dağıtımı yaparız demek. Yani tabanlara baktığında göz ucuyla da böyle şaşı olabilirsin fark etmez. Göz ucuyla da tepe noktasına bakacaksın. Tabanlarda belli bir oran varsa iki üçgende ve tepe noktaları da aynıysa bu üçgenlerde alanlar oranı tabanlarla doğru orantılıdır diyebilirsin. Mesela burası 2K burası 3K ise 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyebilirsin. Belli bir kat şeklinde gidebilirsin. Biz bunu açı ortayda da benzerlikte de zaten çok yaptık. Atıyorum 5'e 7 ise 5A 7A. 6'ya 8 ise 6A 8A değil de böyle 6'nın 6 bölü 8 3 bölü 4 mesela 3A 4A şeklinde yazabilirsin. Yalnız neye dikkat edeceksin? Yüksekliklerin aynı olmasına. Yani tabanlardaki bir oran varsa tabanlarda oranlama olduğunda tepe noktaları da aynıysa hemen alanlar oranı da tabanlar oranına eşit diyeceksin. İşte burada da alan ABD bölü alan AC, ACD X bölü Y şeklinde söylenmiş. Yalnız tekrar söylüyorum tepe noktalarının aynı olması lazım. Atıyorum şöyle bir şey gelse şunlar eşit verirse burası 2K burası 3K verirse hocam 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyemezsin. Dikkat. Çünkü 2K'daki tepe noktası burası 3K'daki tepe noktası burası farklı. E bunlarda ne yapacağız? Bazen üçgeni de biz oluşturabiliriz. 2K'da kalan 2A ise tepe noktası burada. E, tepe noktası bu olacak şekilde 3K'da kalan 3A diyebilirsin. Sonra çift çizgileri göre alan dağıtım yapabilirsin. Mesela burası AA. A'da kalan 3A ise A'da kalan 3A diyebilirsin. Çünkü tepe noktaları bak bu sefer burada aynı oluyor. Yani tabanlara baktığında tepe noktaları da aynıysa alanlarla tabanlar doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtımı yapacağız. Biz buna alan paylaştırma ya da alan dağıtma diyoruz. Ben e, kitapta alan paylaştırma diye pay yazmışız ama alan dağıtmayı daha çok kullanıyorum. Hani alan dağıtma, alan paylaştırma ikisi de aynı şey. Evet geldik şuraya. Bak 2, 7. Hocam 2'deki alan 2A ise bak tepe noktaları aynı. 7'deki alan 7A diyebilirsin. Ya da şu şekilde de söyleyebilirsin. 7'deki alan 28 ise hani tabanlarla doğru orantılı ya. 7'nin 4 katı. 2'nin 4 katı. Yani buraya da direkt 8 diyebilirsin. Alan ABD bizden isteniliyor. Direkt cevap kaç yaptı o zaman? 8 yaptı. Dediğim gibi 2'de kalan 2A, 7'de kalan 7A. 7A 28 ise A4 deyip 2A'da 8 diyebilirsin. Ama tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde. Tabanın 4 katıysa burada da 4 katı olacak diyebilirsin. Çünkü doğru orantıyı bu şekilde de kullanıyoruz. Yani cevap 8 yaptı. Geldik örnek 28'e. Şimdi neler verilmiş? Burada bir oran verilmiş. K ve 6K verilmiş. BD uzunluğu K iken CD uzunluğu 6K verilmiş. E şimdi oran var. Oran varsa büyük ihtimalle ne vardır? Alan dağıtma vardır. Hocam K'da kalan A ise 6 K'da kalan 6 A diyebiliriz. Tepe noktaları aynı. E biz burada dik üçgen verilmiş. Bu dik üçgeni kullanmak zorundayız. A bu dik üçgenin dik kenarları da var. Ben burada 6 A alanını bulabilirim. 6 A alanını eşit. 4 çarpı 6 bölü 2 eşit. Altlar sadeleşti. 4 bölü 2'den A'yı da kaç buluruz? 2 buluruz. Zaten bizden bu isteniyor. Yani cevap 2 yaptı arkadaşım. Geldik örnek 29'a. Oran verilmiş 3K'ya 5K'yı yazdın. Evet 3K 5K yazdık. E 3K'da kalan 3A ise 5K'da kalan 5A diyebiliriz. Niye? Tepe noktaları aynı olduğundan dolayı. Oranlamalar varsa alan dağıt dağıtırken de tepe noktaları. Bak 3K 5K tepe noktaları aynı hemen alan dağıtabiliriz. Alan ABC'yi tüm alanı vermiş. Yani 8A'yı kaç vermiş? 48 vermiş. A'yı buradan kaç buluruz 6? Alan BCD isteniyor bizden. Yani 5A isteniyor. A yerine 6 yazdığımızda cevap 30 çıkar. Çok zevklidir. Rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ben çok zevk alırım bu alan dağıtmadan. Evet geldik şuraya. Ne diyor? Oran verilmiş. 4K var 3K var. Hemen yazalım. AD 4K DC 3K yazalım. E Hocam 3k'da kalan ve 4k'da kalan tepe noktaları da e mi? Evet. Bak tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde 3k'da kalan 3a ise 4k'da kalan 4a diyebiliriz. E başka da dağıtamıyoruz hocam. Ne verilmiş bize? Verilen bilgileri kullanalım. Hocam bize verilen uzunluk 6 bir de 7. A burada ben 3a alanını bulamasam bile neyi bulabilirim arkadaşım? Toplamda şu alanın tamamını bulabilirim. Çünkü şekilde 90 derece var. Üçgenin alanı büyük ihtimalle taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den bulunur. Ama şu üçgende tabana ait yükseklik yok ama 6 tabanına ait büyük üçgenine baktığınız zaman altının tepesi burası değil mi? Bu tepe noktasına çizilen yükseklik verilmiş bize 7. Sadece geniş açılı olduğundan dışarıya düşmüş. Buna da artık alıştık diye tahmin ediyorum. Evet taban 6 iken yükseklik 7 ya. Ben burada toplamda 7 A alanını bulurum. 7 A alanı 6 çarpı 7 bölü 2. 7'ler sadeleşti. A da 6 bölü 2'den kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. A3 ama bizden alan CDE isteniyor. 3A isteniyor. 3A kaç yapar? A yerine 3 yazarsak. Çünkü A'yı 3 bulduk. Cevap 9 yapar. Oranlama varsa de vardır. Alan dağıt. Ha, bazen benzerlikte oluyor tabii ki. Bunu unutma. Hem alan hem de oran varsa alan dağıt. Alan yoksa benzerlik kullanacağımızı daha öncesinde de söylemiştik zaten. Evet burada bir oran verilmiş. BD uzunluğu K iken CD uzunluğu 3K verilmiş. Hemen yazdık. Şimdi bak oranlamalar var. Alan dağıtacağız. Bu çift çizgiler vermiş. Bunlara da a diyeyim. Alan dağıtırken en küçük üçgenden başlayalım. Bak K'dan 3K'ya gidersen büyük üçgenlerle göre hareket etmiş olurum. E burada A'dan A'ya bak A'daki 5 ise A'da kalan yine 5 midir? Evet tepe noktaları neresi burası? Şimdi şuraya gelelim. Hocam K'dan 3K'ya. K'da kalan 5 ise 3K'da kalan 15 deme sakın. Niye? K'dan 3K'ya dağıtırken bak 5 dersen e hocam 5 dersen tepesi bu oluyor. K 3K 3K'nın da tepesi bu oldu. Olmaz. Yani alan dağıtırken tepe noktalarına bakacaksın. E K'dan 3K'ya dağıtırken 3K'da kalanı bulacaksın ya. 3K'nın tepe noktası A ya. E K'daki de tepe noktası A'ya kadar geldiğinde kaç yapıyor alan? 10 yapıyor. E o zaman şunu diyebiliriz. K'da kalan 10'sa 10 katı bak 10 katı 3K'da kalan 10 katı 30 olur. Alan ABC isteniyor bizden 5 5 ve 30'un toplamı isteniyor. Yani toplam alan kaç yaptı o zaman? 40 yaptı. Evet gençler görüyorsunuz gerçekten çok güzel ve çok eğlenceli. Geldik şuraya. AE uzunluğu K iken CE uzunluğu 3K verilmiş. K ve 3K yazalım. BD uzunluğu A iken burası da 4A verilmiş. A 4A'yı yazalım. Şimdi alan dağıtma oranlamalar var. Alan dağıtma olduğu belli. Ya da alan paylaştırma olduğu belli. Ne yapıyoruz? Tabanlara göre alan dağıtıyoruz. Şunlara da AA diyeyim. En küçük üçgenden başlamak en mantıklı harekettir. Çünkü rasyonel büyükten başlarsanız büyükten küçüğe giderseniz rasyonellerle böyle savaşabilirsiniz. O size sıkıntı yaratabilir. Ama burada en küçükten başlayacak olursak mesela bak en küçük üçgen bu. Hocam şu A'lara göre bakacağım. A'da kalan A ise A'da kalan A diyebilirim. A tabanlarına göre baktığım zaman tepe noktası bu yapıyor çünkü. Şimdi K'lara gelelim. Hocam K'daki alan 3K'da kalan. K'daki alan A ise 3K'da kalan 3A deme sakın. K'dan 3K'ya geçerken tepe noktası bu değil mi? Evet. O zaman K'da tepe noktası o alana kadar alana bakacaksın. K'da kalan 2 A ise bak K'nın 2 katı. 3 K'da kalan da 2 katı olacak. Demek ki bu K'lardaki alan böyle 2 katı şeklinde olacak. Yani 6 A oldu burası. Şimdi ne yapacağız? Hocam 4 A ve A'ya göre dağıtacağız. 4 A ve A'ya göre baktığında bak boşluğa bak. Boşluk şurası. Tepe noktası A değil mi? E o zaman A'lara göre dağıtırken tepe noktası A'ya göre dağıtacaksın. 4 A'daki kalan toplamda kaç? 8A. Dikkat. 6A değil. A tepe noktasına kadar baktığın zaman. Bak 4A tabanında A tepe noktasına kadar baktığın zaman toplamda 8A yaptı. 4A'daki 8A ise 2 katı. A'daki de 2 katı. 2A diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki. E bizden ne isteniyor? Alan AFE. A bölü alan ABC. E, 6, 7, 8, 9, 10. 10 A isteniyor bizden. O zaman cevapta ne yaptı? 1 bölü 10 yaptı. Örnek 32 1 bölü 10 bulduk. Geldik örnek 33'e. Oranlamalar var. Hemen K 3 K'yı yaz bakalım şuraya. A E uzunluğu K iken B e uzunluğu 3K yazdım. Burası 2 A burası 3 A'yı yazalım. BD uzunluğu 2 A. DC uzunluğu da 3A'yı yazdık. Hadi bakalım alan dağıtmaya başlayalım. Hocam A'lara göre mi başlayalım? K'lara göre mi başlayalım? Fark etmez. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Mesela A'lara göre başladık diyelim. Hocam 2 A'da kalan 6 ise 3 A'daki A üçgen yok. Ve dikkat et 2 adaki kalan 6 tepe noktası ne? E. He, A'lara göre alan dağıtırken tepe noktası E'ye göre hareket edeceğim. Bak eskiden ne diyorduk? Öyle kafamıza göre şuradan şuraya üçgen oluşturalım. Buradan buraya üçgen oluşturalım falan yasaktı. Ama alanın içerisinde alan mantığını kullanacağız. Şimdi biz e, üçgenlerde tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtmayı öğrendiğimiz için bu şekilde üçgen oluşturma yapabiliriz. Ama orada da yine kafamıza göre yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Tabanlara bakarken tepe noktası E olacak diyoruz ya. Tepe noktası E olacak şekilde bir üçgen oluşturuyorum Bak şimdi alan dağıtabilirim. 2A'da kalan 6 ise kaç katı? Bak 3 katı. 3A'da kalan da 3 katı olacak o zaman. 9. Evet burası 9 oldu. E şimdi K'lara göre alan dağıtalım. Hocam 3K ve K'ya göre alan dağıtırken bak boşluğa bak burası. Boşluk tepe noktası C'ye kadar gitmiyor mu? Gidiyor. O zaman sen K'lara göre alan dağıtırken tepe noktası C'yi düşüneceksin. 3K'da kalan 6 demeyeceksin. 3K'daki tepe noktası C'ye kadar ki olan alana bakacaksın. Yani 3 kdaki alan 6, 9 daha 15. Bak 3K'da kalan toplamda 15 yaptı burası. 3K'da kalan 15 ise kaç katı? 5 katı. Hocam Burası da 5 katı olacak. Yani 5 olacaktır burası. Hani k 5 katı. 5 şeklinde oldu. 3 kdaki 15 ya. 5 katı k'daki de 5 katı 5 oldu. E bizden ne isteniyor? Şimdi alan c d e a şu 15'i sileyim istersen. Yani şuradaki beyaz alan isteniyor. 9 burada 5 burada. 9 artı 5'ten cevap kaç çıkar? 14 çıkar. Evet örnek 33 14 oldu. Geldik örnek 34'e. Bir ABC üçgeninin AC kenarı üzerinde. Şimdi ABC üçgeni diyor bize. Hemen ABC üçgenini şöyle bir çizelim arkadaşım. Rastgele bir ABC üçgeni çizdik. Ve harfleri de yazalım tabii ki. ABC. AC üzerinde şurası 4K burası da 3K olacak şekilde AD ve DC. Bir D noktası seçeceğim. AD 4K olacak. Şurası 4K burası da 3K olacakmış. Evet. Biçimde bir D noktası ve BC kenarı üzerinde de burası A, burası 2A olacak şekilde. BE ve EC oranlaması var. BE neye eşit olacak? A'ya eşit olacak. EC de 2A'ya eşit olacak şekilde E noktası işaretlenmiş. ABC üçgenin alanı 105 olduğuna göre ADE üçgenin alanı soruluyor bize arkadaşım. Şu üçgeni de çizelim. ADE üçgenin alanı. Tamam. Şimdi tüm alanın 105 olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Hadi bakalım. Oranlamalar var ne yapacağız? Alan dağıtacağız. Hocam nereden başlayalım? Böyle A'lara göre bakarsam 2A'daki ve A'daki. Yok olmaz. Şu üçgenlerden başlayalım. Bak 4K ve 3K'ya göre başlayalım. Hocam 4K'da kalan 4A ise 3K'da kalan 3A diyebiliriz. Tepe noktası E'ye göre baktığımızda. Çok güzel. Şimdi hocam 2A'ya A. Bak boşluk burası. Tepe noktası A mı yaptı? Evet. O zaman 2A'da kalan 3A demeyeceksin. 2A'da kalan 7A ise A'da kalan ne diyeceksin? A hocam 2A'da kalan 7A 2A'nın belli bir katı değil. Ne yapacağız? Ben şunu söylerim. Şu şekilde yapabilirsiniz. 2A'da kalan 7A ise A'da kalan 7 bölü 2A diyebilirsiniz. Yani buraya rasyonel sayı yazabilirsiniz bu arada. Tamam mı? onda sıkıntı yok. Ama ben şunu yapıyorum. Böyle alan paylaştırmayı böyle yazdığım zaman 3A 4A sonra alan paylaştırmada sıkıntı yaşadığım zaman ne yapıyorum? Rasyonel sayılara girmeyi sevmiyorum. Dağıtamadığım yerde dağıtamadığım tabanla çarpıyorum. Bak 2A'da kalan 7A'ya keşke 2'nin katı olsaydı diye aklınızdan geçmedi mi? Aklınızdan geçen başınıza gelsin o zaman. Keşke 2A'nın katı olsaydı. O zaman bunu en baştan itibaren 2 ile çarpın. Yani 2 ile çarptın 8A. Burayı da 2 ile çarpın. Burayı da 2 ile çarpın. 6A gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta oran bozulmuyor bak. 3K'da kalan 6A ise 2 katı 4K'da kalan 2 katı 8A oranı bozulmamış oldu. Yine 4 bölü 3 burada kalanlar oranı bozulmadı. Heh, şimdi 2 A'da kalan 14 A mı oldu toplamda? Yani 7 katı. A'da kalan da 7 katı 7 A diyebiliriz. Böylelikle rasyonel sayılarla uğraşmamış olursunuz. Benim en gıcık gittiğim şey rasyonel sayılara dalmak. O rasyonel sayılarda da bir işlem hatası yapıyorum sıkıntı yaşıyorum. O yüzden bu rasyonel hata, rasyonelli işlemlerde bu hataları yapmamak için rasyonel oluşturmamak için bu hamleyi yapıyorum. Dağıtamadığım yerde dağıtamadığım tabanla çarpıyorum. Bak 2 A'yı buraya dağıtamıyorum ya. O zaman geri kalan alanları geçmişteki alanları 2 ile çarpayım ki 2'nin katı yapayım mantığı oldu burada. Evet tüm alana bakalım şimdi. 8, 7, 15, 21. Tüm alan 21A 105'e eşitmiş. A buradan 5 geldi. Bizden ne isteniyor? Bizden ADE'nin alanı isteniyor. Yani şu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgenin alanı da 8A olduğundan A yerine 5 yazarsak 5 kere 8'den cevaba 40 diye ulaşırız. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu da önemli bir yöntem. Önemli bir teknik. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Geldik bir sonraki soruya. Evet AB uzunluğu 6 demiş ve şöyle bir katlama yapmışlar arkadaşlar. 6, 12 ve burada kaçı 45 derece olarak vermiş. Şimdi gençler ABC üçgeni biçimindeki kağıt AD boyunca katlandığında B köşesi AC üzerindeki B üstü noktasına geliyor. Buna göre kağıdın katlanmasıyla oluşan B üstü C, D üçgenin alanı nedir diye soruluyor. B üstü C, D. Evet şuradaki turuncu. Turuncu mu? Kırmızı mı? Ne bu? Her, her ne alsa. Bu alan nedir diye soruluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Katlama yapılmış. Katlama yapılmadan önceki halini şöyle bir açıyorduk değil mi? Şöyle bir açtık. Evet bu katlamada bu üçgen buraya gelmiş. Üst üste binen kenarlar eşit. Hocam 6 ise burası da 6 mı olacak? Evet. E tamamı 12 idi. Buraya da ne kaldı o zaman? 6 kaldı. Üst üste binen açılar da eşit. 45 ise burası da 45. Aa burada kaç kaç yaptı? 90 derece yaptı. E ee, başka bir şey var mı burada? Var tabii ki. Açı ortaylık da çıktı burada. Bak sakın buraya 90 derece falan yazmayın. Bilmiyoruz 90 derece olduğunu. Çünkü neden? Hep şunu diyorum. Bir tarafımızdan yani kafamızdan bir şey uydurmayacaktık. Geometride en çok yapılan hataydı bu. Ee, hocam bundan sonrasında ne yapacağız peki? Bundan sonrasında ben tüm alanı bulabilirim. Dik üçgen olduğundan dolayı e, ben şurada bir alan paylaştırma yapabilirim. Hocam alan paylaştıracağız da şuradaki oranlamayı bilmiyorum. Bak burada açı ortaylık çıktı mı aynı zamanda 45'e 45 olduğundan dolayı. Bak 6 bölü 12. 1'e 2 oran var. Evet açı ortay ya burası arkadaşım. Bak burası da 45 oldu. Yani şu açıyla şu açı eşit. Kollardaki oran 6 bölü 12. Yani 1 bölü 2. A ise burası nedir? 2A'dır. A'ya 2A'yı da yazdık mı yazdık. Hadi alan paylaştıralım. En küçük üçgenden paylaştıralım. Alttaki alan A ise alttaki alan yine A mıdır? Tabanlar aynı olduğu için yani şunlar birbirine eşit ya. Eşit tabanlı alanlar da birbirine eşittir. Çizgide kalan A ise çizgide kalan A'ydır. E 2A, 2A'da kalan ve A'da kalan. Bak boşluğa bak. Tepe noktası A'ya kadar geleceksin. O zaman 2A'da kalan 2A diye düşüneceksin. 2A'da kalan 2A ise 2 katı. Burada da 2 katı olacak. Yani burası ne oluyor arkadaşım? Pardon 2A'da kalan 2A. Direkt aynı katı. Tabanla aynı kat. 2A'daki 2A oldu. A'daki de aynı katı A şeklinde olacaktır. Peki şimdi bizden şu A alan isteniyor. Arkadaşım şu en büyük üçgen alanını ben bulabilir miyim? Evet. 3 A alanı belli. Dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı. Burası 12 burası 6 olduğundan dolayı. 6 çarpı 12 bölü 2'den. A'yı böylelikle kaç buluruz arkadaşım? 12 olarak buluruz. Çünkü şu ikisi 3 yaptı. Bu 3 de sadeleşti. A'yı da böylelikle 12 olarak bulduk. Zaten bizden ne isteniyor? B C, D. Yani A alanı isteniyor. Cevap böylelikle 12 çıkar. Evet cevabı 12 bulduk. Geldik örnek 36'ya. Hmm. Hira ve Ece isimli iki arkadaş eş büyüklükte ve içerisinde bir D noktası işaretmiş. Kağıtları aşağıdaki gibi boyu. Kırmızı sarı ve bu. Ece'nin boyadığı bölgenin alanları yukarıdaki şeklin içerisine yazılmıştır. Hira'nın boyadığı da Ece böyle boyamış Hira da böyle boyamış. Hira'nın boyadığı kırmızı bölgenin alanı sarı bölgenin alanından ne kadar fazladır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Eş büyüklükte ve içerisine D noktası işaretlenmiş kağıtları. Bunlar eş büyüklükteymiş arkadaşlar. Evet. iki arkadaş eş büyüklükte ve içerisinde bir D noktası işaretlenmiş kağıtları aşağıdaki gibi boyuyorlar. Ha, şu kağıtları şu şekilde boyamışlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey yapalım ya. Alan dağıtımı yapalım ya. Şuradaki oranlamada bilmiyoruz ama bakalım. Hocam burada oranlama var. Alan dağıtımı yapacağız. Burada da oranlama. Burada da oranlama var. Alan dağıtımı yapacağız. E şurada üçgenler oluşturalım o zaman. Yuvarlakta kalan A ise yuvarlakta kalan A şeklinde diyeceğiz. Hatta burada da çizdiği kalan çizdiği kalan şeklinde gideceğiz. Bir yerden başlayalım. E hocam burada kalan A dersem yuvarlakta kalan A ise yuvarlakta kalan A mıdır? Evet. E, hocam buraya ne kaldı? 30 eksi a kaldı. Çift çizdiği kalan a ise çift çizdiği kalan yine 30 eksi a'dır. Değil mi? 30 eksi a ise burası da 30 eksi a. E hocam buraya ne kaldı? Burası bak 22 idi tamamı. 22 eksi a kaldı. Çizdiği kalan 22 eksi a ise bu tepe noktasına göre baktığımızda. Çizdiği kalan yine 22 eksi a'dır. A şu ikisinin toplamı 28 yapacak. Yani 30 eksi a ile 22 eksi a'nın toplamı 28 yapacak. Eksi 2a öbür tarafa artı 2a diye gitti. Bu 28 eksi 28 değil geçti. 30 eksi 28 2. 2 artı 22 24. 2 a 24 ise a'yı böylelikle kaç buluruz arkadaşım? 12 olarak buluruz. E a'yı 12 bulduysak bak a a burası 12 12 24 çıktı. A'yı 12 bulduk. Bak dikkat et. 12 12 24. Hocam a 12 ise a 12 olduğunda burası ne yaptı o zaman? 10. 10 10 20 yaptı o zaman burası. Sonra Burada ee, buradaki da bulabilirim. A 12 idi. 30'dan 12 çıkınca kaç yapıyor? 30'dan 12 çıkınca 18 yaptı. 18 18 burası da kaç yaptı? 36 yaptı. Evet bulduk bütün alanları. Şimdi ne yapacağız? Hira'nın boyadığı kırmızı bölgenin alanı. Hira'nın boyadığı kırmızı bölgenin alanı 24. Sarı sarı bölgenin alanından ne kadar fazladır? 24 20'den ne kadar fazla oldu arkadaşlar? 4 fazla olmuş oldu. Güzel bir soru. 36. soruyu böylelikle 4 bulduk. Geldik. Bir sonraki soruya. Oran verilmiş bize. Büyük ihtimal alan dağıtım yapacağız. Alan da verilmiş çünkü. Burada kalan 8 verilmiş. Bir de ne var? Dış açı ortay. Arkadaşlar ben alan konusunu hep geçmiş bütün konuları tekrarı gibi düşün, yani söylemiştim daha öncesinde. Gerçekten de öyle. Geçmiş konuları kullanıyoruz arkadaşlar. E burada ne var? Dış açı ortay var. Dış açı kullanacağım demek ki. E hocam burada AD uzunluğu verilmiş 2K. Ali Bey uzunluğu verilmiş 3K. Bir üçgende dış açı ortay verildiğinde ne yapıyoruz? Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Yani buradan başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrarlı bir şekilde. Şunun tamamına oranı. Bunun buna oranı eşit miydi? Evet. Kafadan yapalım. CD bölü CB 2K bölü 3K demeyelim. Hani şunun tamamının oranı 2 bölü 3 ise o zaman burası 2A ise tamamının 3A olması lazım. Çünkü bu bölü tamamı 2 bölü 3 eşit olacak. 2A e, tamamı da 3A ise buraya da ne kaldı? A kaldı. Bitti. Bak A'da kalan 8 iken 2A'da kalan soruluyor. Tepe noktaları aynı. A'nın 8 katı. 2A'nın da 8 katı. Yani 2'nin de 8 katı. Burası da kaç olacaktır? 16 olacaktır. Alan ADC isteniliyor bizden. Cevap böylelikle 16 çıktı. Öncelikle bize oranı bulutturdu. O orana göre alan dağıttık arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. Evet burada AF. Burası ne? 2K. Ee, burası Fatma Kara K. Kenan Bey uzunluğu da K diyecek olursak. K. 2K yaptı burası. AF uzunluğu 2K. Yazalım. 2K, K ve K. Ve şunlar da birbirine eşit verilmiş mi? Verilmiş. Şimdi arkadaşlar oranlama var mı? Var. Alan da atacağız. K'lardan mı başlayalım? Çift çizgilerden mi başlayalım. Tavsiyem böyle karışık olan yerlerden başlamanız daha böyle güzel oluyor. Sıkıntısız oluyor en azından. Başlayalım. Mesela 2K'daki alandan başlayalım. Hocam 2K'da kalanı 2A dersem E K'da kalan yok. Bak 2K'dakinin tepe noktası neresi? Burası. Hemen üçgen oluşturalım. 2K'da kalan 2A ise Üçgeni oluşturalım. Hop şöyle tepe noktası olacak şekilde. K'da kalan A'dır hocam. E burada da K var. E buradakine de ait. Şöyle bir üçgen oluştursak. Bak şuradaki çizgiyi bölüyor. Hiç oluşturmayalım. K'larla ilgili şu anlık işim bitti. Şimdi çift çizgilere bakalım. Şunlara da bir A, A, A diyelim. A'dan A'ya geçiş yapalım. Bak dikkat. A'daki alan 2A. A'daki alan şu. Değil. K değil. Dikkat. A'daki şu boşluğu bulacaksın yine. Bu boşluk tepe noktası burası değil mi? Evet. O zaman tepe noktası buraya kadar geleceksin. A'da kalan 2A değil. Toplamda 3A. A'da kalan 3A ise 3 katı 3 katı. Burası da 3A olacak. E bu A'da kalan tepe noktası bu olacak şekilde. Şöyle bir üçgen oluşturursam herhangi bir sıkıntı olmuyor. A'da kalan 3A ise buradaki A'da kalan da yine 3A mı olur? Evet. E A'larla da ilgili için bitti. Şimdi bak K'daki şurada kalan boşlukta kaldı. Tepe noktası C değil mi burada da? Evet tepe noktası C'ye göre bakacağız o zaman. K'daki alanda. E burada ne var? 3K var dikkat et. 3K'daki tepe noktası siyah olan C'ye kadar geldiğinde 3K'daki alana bak bakayım. 2, 3, 6, 9. 3K'da kalan 9 aysa 3, 3K'daki 9 aysa 3 katı. K'daki de 3 katı olacak. 3A yazabiliriz buraya. İşte bu şekilde alan dağıtmayı bu soruyu da anlarsan eğer sıkıntısız bir şekilde halledeceksin. Ve ilerleyen zamanlarda paraya kenarda, dikdörtgende, karede, yamukta e, hatta böyle çemberde, memberde her yerde karşına çıkacak bir özellikten bahsettik arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet, şimdi alan şu alanı vermiş bize 40 diye. O zaman 4A eşittir 40 ise A'yı böylelikle 10 olarak buluruz. Alan ABC'ye bakıyorum 3, 6, 9, 12 A isteniyor bizden. A yerine 10 yazdığımızda cevapta ne çıkar? 120 çıkar. Örnek 38, 120 oldu. Geldik örnek 39'a. Oranlamalar verilmiş. Burası K dersem 2K, burası da 2K, burası da 2K mı olacak? Evet. FE uzunluğu K, AF uzunluğu 2K, EC uzunluğu da 2K oldu. Peki bunları yazdık. BD uzunluğu 2A, DC uzunluğu da 5A verilmiş. Hemen 2A'ya 5A şeklinde yazdık. En küçük üçgenden başlıyoruz. K'lardan başlayalım o zaman. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A 2K'da kalan 2A diyebiliriz tepe noktası D'ye göre baktığımızda. E şimdi 5A'ya 2A var. 5A'dan 2A'ya geçerken e burada kalan tepe noktası C'ye kadar A'ya kadar gitmiyor mu? Evet. O zaman 5A'da kalan A'ya kadar ki şeye bakacaksın. 5A'da kalan 2A demeyeceksin. 5A'da kalan o A tepe noktasına kadar gittiğimizdeki kaç burası? Toplamda 5A mı yapıyor? Evet şu tepe noktasına kadar gidiyoruz. 5A'da kalan 5A ise yani aynı katı aynı katı olacak 2A'daki de 2A olmak zorunda. E bizden S1 artı S3 yani 2A artı 2A bölü ne isteniyor? S2. 2A isteniyor. O da 4A bölü 2A'dan ne çıktı o zaman? 2 çıkar. Evet örnek 39'u böylelikle 2 bulduk. Geldik örnek 40'a. Evet şimdi ne demiş burada? Bunlar AB, AC ve BC sırasıyla 2, 3 ve 4 eşit parçaya ayrılmış. Evet Şunlar 2 eşit parçaya. Şurası 3 eşit parçaya. Burası da 4 eşit parçaya ayrılmış kardeşim. E bir yerden başlayalım. Karışık olan yer burası 2 burası 3 burası da 4 olduğuna göre bence şuradan başlayalım. Yuvarlak. Yani şunlara bir a a a a diyelim. A'da kalan a ise a'da kalan a'dır. Tepe noktası bu. Devam edelim. Üçgen oluşturmaya. Hocam tepe noktası o olacak şekilde. A'da kalan a ise 2 a'da kalan da direkt 2 a diyebilir miyiz? Evet. Sonra Çift çizgi. Hocam çift çizgiden başlayalım. Çift çizgiye de B diyelim. B, B. Hocam B'den B'ye. Şu alanı bulacağım ya mesela. Tepe noktası B yapmıyor mu? Evet. O zaman buradaki B'deki alan A ise B'deki alana demeyeceğiz. B'deki tepe noktası B'ye kadar geleceğim. B'deki alan kaç A? 4A. O zaman B'deki alan 4A olacak. Burası hatta buradaki B'deki alanda 4A olacak. Dikkat et. Burası da toplamda 4A ya. E hocam çizgiye çizgiye alanlarda iki iş parçaya ayrılmayacak mı? Evet. Burası da 2A'ya 2A şeklinde ayrılır. E şimdi ne demiş? Pembe boyalı bölgenin alanından bak mavi boyalı bölgenin alanı yani bu 2A 2A eksi A kaç verilmiş? Pembe boyalı bölgenin alanından 10 fazlaymış. Yani bu 2A bu da a. fazlalık ne yaptı? 2A eksi A yaptı. 10 sa A'yı böylelikle 10 bulduk. ABC üçgenin alanı soruluyor bize. 4 burada 4 burada 4 burada 12A isteniyor bizden. 12 a da kaç yapar o zaman? A yerine 10 yazdığımızda 120 yapar. Yani örnek 40'ı da böylelikle 120 bulduk. Ve geldik örnek 41'e. Yani bu videonun son sorusuna. Şimdi neler verilmiş? BC uzunluğu verilmiş. Burası verilmiş. Hipotenüsten burayı bulabilirim ama alan soruluyor zaten gerek yok. Şimdi ABC üçgeni CDBE doğru parçalarıyla eşit alanlı 3 üç, üçgene ayrılmış. Bunlar eşit alanlı 3 üç üçgene ayrılmış. Burada kalan A, burada kalan A, burada kalan A mı? Evet. A buradaki A'lara bakacak olursam hocam alanlar birbirine eşitse tabanlar da birbirine eşit değil midir? Tepe noktası B aynı olduğundan dolayı evet. E o zaman ben burada bir oranlamayı buldum. A bak ne çıktı? 90 var. Eşit eşit muhteşem üstten burası da eşit olur. Yani ben burayı bulursam olay bitti. Sonra hocam A alanına bakalım. Dikkat et. Şu A alanı buraya kadar. Dikkat, dikkat, dikkat. Şu A alanı buraya kadar. Hocam burası da bak gördün mü? A ve 2A alanı. Tepe noktası C'ye göre baktığında A, A alanı burası. 2A alanı burasıysa alanlar oranı tabanlar oranı değil midir? Evet. Yani burası A ise burası da 2A mıdır? Çünkü 1'e 2 oran var alanda. Tabanda da 1'e 2 oran olacak. A, 2A olmak zorunda. E, toplamda 3A eşittir 15 ise A'yı böylelikle 5 buluruz. 2A'da kaç çıkar? 10 çıkar. E dikkat et muhteşem şey bulmuştuk biraz önce. Burası da x burası da x. Yani bir dik üçgen çıktı karşımıza. Burası 10 burası 24. 10 24 burası da 2x. Arkadaşım 10 dediğimiz 2 çarpı 5. 24 dediğimiz 2 çarpı 12. Burası da 2 çarpı 5 12 13 olmak zorunda. Yani 2x eşittir 26 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 13 olarak buluruz. Yani BE uzunluğu böylelikle 13 çıktı. Ve Örnek 41'i de bu şekilde halletmiş olduk. Arkadaşlar bu videodan sonra yani çok net güzel şeyler öğrendiniz. Bu öğrendiğiniz şeyleri daha sonrasında aşırı derecede çok fazla kullanacaksınız. Yani benim üçgende alanda önem verdiğim iki başlık. Bir, tab ilk video taban çarp taban ait yükseklik bölü iki. şu alan dağıtma olayı arkadaşlar. Bu ikisini çok iyi bir şekilde biliyorsanız, bu ikisine çok iyi bir şekilde hakimseniz bu alanla ilgili çıkabilecek çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet gençler böylelikle bu haftadaki bu videoda hallettik. Kaçıncı videoydu bu? Üçüncü videoydu galiba değil mi? Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.